yaşadıklarım, madde 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 yazacak olsam kitaplar sığmaz. Efendim ben 4 Ekim 1935 yılında Ankara'da hamam önünde doğdum. Babamlar rahmetliler 20 sene, 15 sene evvel, benim yani doğuşumdan 15 yıl evvel Rumeli'den gelmişler. Fırıncılık yaparlarmış. İlk olarak Bursa'ya gelmişler, kaçmışlar. O zaman Tito zamanında bu Priştinelilere, göçmenlere orada. Onlar Priştinelili ama Türk. Dolayısıyla onlara karşı çok büyük bir kampanya başlatılmış. Hatta rahmetli babam derdi ki, oğlum çalıştığımız olan fırının üzerine çuvallarla parayı doldurduk, çatarasına koyduk, bir daha döneriz diye ve Tito'dan kaçtık dedi. Böyle bir kaçış var. Yani mecburen oradan kaçış var. Bilhara Bursa'dan Yozgat'a sürmüşler. Oradan Adana'ya gitmişler. Adana'dan geldikten Adana'ya gittikten sonra orada da bir ekmek fabrikası kurmuşlar. Bilhara Ankara'ya hamam önüne gelmişler. Hamam önünde şimdi meşhur oranın Yeşil Ağa Camii diye bir cami vardı. Babamların yanında bir fırını vardı. Onun altı fırın, ekmek fırını. Üstü babamların kaldığı ev durumuydu. O zaman babam, üç kardeş, rahmetli dedem, üç oğlu var. Bir de kızı vardı, halam, dediğim halam. Onlar da öyle enteresan ki evin üstü kalabalık, mübalağa olmasın ama belki bir 15-20 kişi. Çünkü amcalarım gurbetten gelmişler, muhacir, efendime söyleyeyim halam, bekar. Hep beraber o evde otururduk. Eskiden biliyorsun çarşaflı olaydı insanlar daha çok. Çarşaflı Hava Hanım diye bir kadın vardı. Dedem o kadınla evlenmek istemiş. Bunun üzerine o kadın da dedeme diyor ki senin iki tane yetişkin oğlum var. Benim de iki tane yetişkin kızım var. Birisini büyük oğluna, birisini küçük oğluna alırsan ben de sana gelirim diyor. Bunu tabii rahmetli babam anlatıyordu bana. Bilhara dedem razı oluyor bu işe. Büyük amcam büyük kızı alıyor, küçük hanımı da babama diyorlar. Babam da bakıyor, babama diyor ki ben bu hanımı almam. Dedem diyor ki oğlum işimi bozma, bu hanımı al, ben sana söz veriyorum, sana bir hanım daha alacağım diyor. Bunun üzerine hani babam onunla evleniyor. Bilhara babam o hamam önünde fırındayken annem de Kayserili Sarraf Ahmet Efendi'nin kızı karşı tarafta oturuyor ve bir deniz teğmeni ile nişanlı. Annem de Nursun Yasin hakikaten güzel bir kadındı. Fırına gidiyor geliyor, ekmek alıyor işte, kömür alıyor, bilmem ne alıyor. Babam annemi çok beğeniyor. Annem nişanlı olduğu halde babam da evli olmasına rağmen onu beğenince dedeme diyor ki
ben bir kız buldum, evleneceğim. Baba dedem kasadan bir kese altın çıkartıyor, babama veriyor. Al bu gittiğin yerde, sefil olmadı. Babam anneme bir erkek elbisesi giydiriyor. Bir de kasket giydiriyor. Cuma günü cuma namazına beraber namaza gidiyorlar. Namazdan sonra yani çok enteresan. Demek ki annem de gönlü varmış ki ve üstelik babam da evli. Annem rahmetli yani 16 yaşında çocuk da. O zaman ne yapıp yapıp kandırmış demek ki. Babam biraz ağzı laf eden, düzgün bir insandı. Ve enteresandır, belki garibinize gidecek. Birinci annemden 8 kardeşim var. Benim annemden de 9 çocuk var. Yani bir babada 2 anneden 17 kardeşiz. Yalnız rahmetli bana derdi ki, oğlum, hayatta bir insana beddua edecek mi? İki karılı ol ve yeter. En büyük beddua o derdi. Ya rahmetli babamın hiçbir sözü vardı oğlum. Türkiye'de ekmeği ilk defa biz yaptık. Eskiden Türkiye'de bazlama yerler. Ama biz geldikten sonra ekmek yapmak suretiyle o meyanda çok para kazanıyorlar. Babamlar Rumeli'den geldikleri için Türkçe bilmiyorlar, okuma yazma bilmiyorlar. Bir defter, kitap tutacak şeyleri yok. Ancak para alıyor, veriyor falan olabiliyorlar. Maliyeden bunların hesaplarının kontrolünü istiyorlar. Maliyeden hesapları isteyince bir Şükrü Oğuz muhasebeci olan adam, böyle 1.90 boyunda, başında fotoğraf şapkalı, yakışıklı, yani çok iyi hatırlıyorum, bizzat rahmetli olsun canına, ne kadar defter, kitap varsa fırına atıyor. Maliye tabi hesap kitap bir şey yok. Bir reysen takdir, elimizde ne fırın kalıyor, ne mal, ne mülk, bunlar sıfıra ibla oluyor. Tabi babam çok rahmetli, müteşebbis bir adamdı. Bunlar Mamak'ta Mamak'a gidiyorlarmış. Yerleştikleri yerde böyle bir dere vardı. Bayağı su akardı. Orada bir kara değirmen tabiriyle köy değirmeni kuruyorlar. Hatta bir gün hiç unutmam, 6 yaşındaydım. Babam bana dedi ki, oğlum dedi, sen ayrılma buradan dedi. Ben dedi bir dışarı çıkıp geleceğim dedi. Peki dedim, ben orada duruyordum. Babam çalıştı desin diye, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. O yaşta, çocukluk işte, o 5-6 yaşında o teknenin içine girdim. O kazandan, taştan eğilen un, tepeden aşağı böyle her tarafım un içinde kaldı. Babam geldi, maşallah, maşallah, ne çok çalışmışsın dedi ya dedi. Aferin sana dedi. Ben oradan babamdan bu aferini alabilmek için böyle bir yola gittim. Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk İlkokulu diye bir okul vardı. Babamlar tabii ya aman iyi yerde okusunlar falan diye beni, kardeşlerimi Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ilkokula gönderdiler. Ben ilkokulu gayet iyi okudum. İlk sınıfı geçtim. İkinci
ortaokula gideceğim zaman da nereye gidelim? Atatürk Lisesi en iyi okul, Atatürk Lisesi'ne gidelim dedik. Ancak Mersin'cim, bir İngilizce dersi vardı. İngilizceden bir defa 2 almadım. Derse kalkıyorum, 0-1 otur. Bana o zaman İngilizce kitabı aldılar. İngilizce kitabı aldık, elektrik falan yok. İskemleye bir battaniye koy, üzerine 5 numara bir lamba. İngilizce kitabına bak, 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 bak. Neyine bakayım? Bir şey alamıyorum ki. İkinci de sınıfa derse bir İngilizceden kaldım. Karnemi aldım, bir baktım bütün derslerim 5, İngilizcem 3. Allah Allah! Ben İngilizceden 3'ü bırak, 2 almadım ya. Nasıl oluyor notum 3? Sonra anladım ki eskiden kanaat notu vardı. Diğer derslerim çok iyi olduğu için İngilizceden bana 3 vererekten geçirmişler. Fakat o zaman işte 14-15 yaşına falan girdik. Kızlarla beraber aynı okulda, aynı sınıfta olduğumuz için çıkıyorum. O zaman da herhalde biraz delikanlılık falan başladı. Utanıyordum kızlardan. Ya her dersi bir ama öbürde İngilizceden hiçbir şey yok. Babam adımız baba. Ben okumayacağım. Kıyamet koparttı. Okuyacaksın. Baba okuyamam. O zaman dedi otur vezneye dedi. Babamlar su değirmeninin yanında bir de 50 ton kapasiteli un fabrikası yapmışlar. Ve ben 14 yaşında fabrikanın veznesine oturdum. Maske Spor diye Ankara'da bir maske fabrikasının spor kulübü vardı. Orada rahmetli Necdet Bey diye oranın genel kaptanı beni oyuncular içerisinde izlemiş, beni beğenmiş ve beni çağırdı. Dedi ki evladım dedi, sen dedi biz dedi Maske Spor'a alalım dedi. Ben de olur dedim. Maske Spor'da futbol oynamaya başladım. 17-18 yaşında Maske Spor'dan o zaman PTT'ye transfer oldum. İkinci sene yani 19 yaşına 20 yaşına da askere gitmedim. Beni Ankara Gücü ve Fenerbahçe Kulübü 4000 lira bana transfer teklifi ettiler. Yani o zaman 60 sene evvel 4000 lira çok korkunç bir paraydı. Böyle bir parayı tabii profesyonel olman kaydı şartıyla öbür taraflarda amatör oynuyordum. Neden amatör oynuyordum? Fabrikanın kasanın anahtarı bende, vezde bende olduğu için her şey bana bağlı. Etrafımda benden sonra 8 tane kardeşim vardı. Onların hayatı ne olacak? Hani bir baba anne ayrılık var, böyle bir ikilik var. Ben tabii onları düşünerekten bir de ailenin en büyüğü olmam nedeniyle o mesuliyeti üzerinde alarak onları bırakıp gitmedim. İyi kere de gitmemişim. Çünkü belki futbola gitseydim, o kadar iyi futbol oynuyordum. Belki 4 sene, belki 5 sene futbol oynayabilirdim ama geride ne olacağı belli olmayan bir aile bırakmış olurdum. Bunu o yaşta düşünerekten kesinlikle buradan gelecek bu cazip teklifi kabul etmedim. Babam da müsaade etmiyor. O da diyor ki futbol günah, oynama.
Babam da öyle diyor. Eşini babamı kıramam. Dolayısıyla ben profesyonelliği kabul etmedim. Dedim ki hem 4000 lira alırım hem amatör gelirim. Onu da ne Fenerbahçe ne Ankara'yı vermedi. Bu meyanda o parayı bana, bu para değil 150 lira Bahçeli Gençlik diye bir spor kulübü vardı, ailen vardı. O kulüp beni amatör olarak aldı. O zaman ne evim var, ne barkım var, bir şeyim yok. 5 liraya bankalarda ev ikramiyesi çıkardı. 5 lira yatırdığın zaman ikramiye. Ben o 150 lirayı bütün bankalara dağıttım, 5'er lira, 5'er lira. İkramiye çıkardı. İlk maçta işin kötü tarafı PTT ile geldi. Gittim baktım, kadro okundu, ben kadroda yokum. Şaşırdım, niye oynatmadılar ya, ben iyi futbolcuyum. Hakikaten iyi futbolcuydum. Bu meyanda ertesi günü Posta Caddesi'nde rahmetli olmuştur avukat Rıdvan Bey diye kulüp başkanı vardı. Gittim dedim beyefendi, sayın başkanım, ben iyi futbolcuyum. Ben 4000 lira verdiler, gitmedim size, geldim. Niye beni oynatmadınız? Şöyle yanağımı okşadı. Evladım dedi, PTT'den geldiğin için dedi, eski takımına zaafın olur diye hoca seni oynatmaz dedi. Ama öyle mi öyle? Doğru versin, gittim o bankalara. 5'er liraları topladım. 150 lirayı bir kağıdın içerisine sardım. Tekrar başkanın odasına gittim. Başkanım dedim, şu 150 liranız, ben futbolu bırakıyorum. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem. Ben namuslu bir insanım. Dolayısıyla benim için futbol bitmiştir. Ve o gün, bugün futbolu oynamayı bıraktım ve 20 yaşında gibi bir yaşta en iyi çağımda futbol hayatım böyle maalesef son buldu. Büyük bir kırgınlıkla ve hiç yani bunu ömrüm olduysa unutamayacağım bir şey. Askerlik tabii geldi. Askere gideceğim, baktım İstanbul çıktı. İstanbul Ortaköy. Uçaksavar alayı. Ortaköy'den yukarıya çıktığın zaman sağda bir yer. Ve İstanbul'da Ortaköy'de ilk acemilik zamanı gidiyorsun. Teslim oluyorsun. İşte koğuşlara koyuyorlar. Sonra şeylere ayırıyorlar. Bölüklere ayırıyorlar. Ve 156. bölüğe düştüm ben. Ortaköy'de bizim askerlik yaptığım yerin hemen arkasında mezarlık vardı. İstirahat anında mezarlığa giderdim. Oradan Boğaz'ı görürdüm. Boğaz'ı görürdüm, denizi görürdüm. Ya aman ne güzel diye. Ve inanmanızı isterim. Askere gidene kadar denizi hiç görmedim. Yani hiçbir seyahatim olup da böyle deniz yüzü görmedim. Hatta bir gün Kabataş'tan orada araba vapuruyla, eskiden arabalar gelirdi giderdi biliyorsunuz, köprü yoktu. Babam İstanbul'a gelecekti beni görmeye. Ben de babamı Kabataş'ta karşılamaya gittim. Ersin babam geldi orada. Vapurdan indi. Babam beni bir sardı, ben babamı bir sardım. Mübalağa olmasın, belki 3 dakika, belki 5 dakika. Hem ağladım,
hem babamı sardım, hem babamı öptüm. Yani şimdi de gözlerim doluyor. O günleri yaşadım. Ve askerlikle bu acemilik dönemini geçirirken, tabii ki hani şeyde de insan böyle her işte de öyle. İş yapan insanı teşhis ediyoruz. Aziz Hüseyin diye bir kardeşimiz vardı. Bir de yüzbaşımız vardı. Alay bölük komutanı. O Aziz Hüseyin beni severdi. Beni emriyle komutana söylemiş. Beni yazıcı yaptılar. 2,5 aylık daha askerdim. Yazıcı oldum. Sonradan baktı ki komutan da ben işte bir çocuk iyi, işte ailesi şu falan. Bana depoyu teslim ettiler. Hem de yazıcılık yapıyordum. Hatta eskiden eğer üst düzeyde bir okul sınıfını bilirdiniz, adam Hüseyin oluyordu. Hiç unutmuyorum onu da. Odamda telefon çaldı. Hüseyin kaldırdı telefonu. İnanır mısın ya? Bak Ersin, insan ne kadar hafızası enteresan. Adam telefonu ters tutuyor. Alo, 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 alo diye ben bir de baktım ters tutuyor. Hiç ses çıkartmadım. Lan koca Teğmen olmuşsun. Telefonu tuttu. Adam ters tutuyor. Alo. Dedim komutanım. Sonra telefonu ters tutuyorsun dedi. Haa affedersin dedi. Telefonu öyle tuttu. Bu adam Teğmen. Ben yazıcıyım. O da hem de depocuyum. Askeri çoraplar vardı. Yün çoraplar şuraya kadar. Ya kardeşim kime selam versem ya cavcav bir iki tane çorap. Ya cavcav bir iki tane çorap. Kimseye zırnık vermez. Babam benim Rumeli, biliyorsunuz. Onlar daha ziyade işte bir çocuklarını evlendirecekleri zaman illa işte şurada şu kız var, burada bu kız var derler. Kayseri'de bana bir kız buldular. Annem gitti, kızı gördü. Kızı istediler. Ben gittim Kayseri'ye. Nişan söz verilecek. Fakat kızı göstermiyorlar. Ya diyorum kızımı göreyim ben evleneceğim bir kız. Şimdi evleneceğim. Yok işte orada göremezsin bilmem ne yaparsın. Göstermiyorlar. Kızın dedim bir resmini göreyim. Ya resmini hiç olmazsa göreyim. İnanır mısın Ersin? Hiç unutmuyorum bir tane o resim getirdiler. Kızım affedersin burnu akıyor. Böyle ufacık bir resim. Kızı istemişler. Akşam da gidip işte malum şerbet içilecek. Baktım kızı göremiyorum. Ne yapabilirim? Anneme dedim ki ya ben Kayseri'de bir çarşıya çıkıyorum dedim. Oradan doğru gittim. Trene bindim. Doğru Ankara'ya geldim. Babam dedi ki ne oldu? Baba dedim ne olacak dedim ya. Ben dedim istediğim kızı, bana istedikleri kızı göreyim diyorum göstermiyorlar. Onu istedim. Baba kaçtım geldim dedim. Yazık annem. Akşam oraya eve gidemediler. Kahve içecekler hani söz verilecek. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ben kaçtım Ankara'ya geldim. Sonra dedim ki ben görmediğim kızdan evlenmem. Bu meyanda annem yine bir kadın buldular. Onlar işte Rumeli falan olduğu için bir Rumeli aile. Gene kadını kızı görebilmem için annem oraya gidecek. Ben oraya gideceğim. Kapıyı çalacağım. Kız çıkacak. Ben de kızı göreceğim.
Hakikaten olduğu gibi gittim, kapıyı çaldım. Bayan çıktı, bir kız. Ersin, ah böyle maşallah. Dedim ki lütfen hanımlar ve efendim ben olayım. Ya biliyorum. Aşağıdayım dedim, bekliyorum dedim. Geldim. Anne dedim, 100 sene dursa almam dedim. O da oradan kapattık. Bilal'e, tabii eşimle tanışmam. Futbol oynadım. Kardeşlerim, arkadaşlarım vardı. Onlar beni bir gün evine davet etti. Onlar da Mamak'ta evlerine gittim. Beni yemeğe çağırdılar. Bir baktım o meyanda ben yemek yerken bir bayan evden çıktı. Eskiden merkeplerin üzerinde bahçıvan olarak yani bahçı erzakları, sebze satarlardı. Benim de eşim o zaman 16, o da 17 yaşında. Bahçıvan diye bir bağırıyor. Baktım, güzel ince bir ses. Kıza baktım, hakikaten güzel bir kız. Ondan sonra hiç tabii bozuntuya vermedim. Ama bu sefer arkadaşlarımın evine sık sık gitmeye çalıştım. Öyle fırsatlar buldum. Her şey bir yerde kısmet. Yani İlhan'ın bazı şeyleri anlatıyor ama bunun hakikatle ilgisi yok. Biraz da o espri yapmayı çok seviyor. Ben hani İlhan'ı o zaman hiç görmedim. O gün mesela bize geldiği gün yemeğe geldikleri zaman abim davet etmiş. O da gelmek istemiş herhalde. Hatta işte bahçemiz vardı. Orada yemek yediler falan. Hiç unutmuyorum. Bu ara ben tabii annem yalnız olduğu için kızım bir iskemle falan getirir misin dışarıya falan diye yardımcı olmak istedim anneme. Abim karşı geldi. Bir geldim içeriye çok sinirli vaziyette. Çıkmayacaksın dışarıya dedi. Ne demek dedi. Yabancı bir çocuk var dedi burada dedi. Sen dedi niye çıkıyorsun dışarıya? Abi dedim ben yani isteyerek çıkmıyorum. Annemin ricası üzerine çıktım. Ne olduğunu şaşırdım. Çocuğum bir yerde yani 16 yaşında bir çocuk sayılır. Netice olarak 1956 yılında evlendim. Düğünümüz 57'de oldu. Bugün sene 2015. Ben Ersin herkes gibi değilim. Bir hanımla devam ediyorum. Onun için Allah da tabii kimsenin yuvasını bozmasın. Öyle bu zamanda tabii evlilik her iki taraf için de fedakarlık isteyen bir müessese. Dolayısıyla eşim de bana çok uyum sağlar. Ben de eşimi çok severim. Yani uzun zamandır evliliğimiz devam ediyor. Tabii ki ben eşimi seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Fakat biraz kendini bu işlerden biraz daha somutlayıp biraz daha böyle gezsin, tozsun, biraz seyahate zaman ayırsın. Sağlığı bu yaştan sonra bizim ona ihtiyacımız var. Çocuklarının babaya ihtiyacı var. İsterim ki tabii biraz hayat çok tatlı, ömür çok kısa. Evlada verilen emeği ancak bir baba olunca insan anlayabiliyor. Hani o genç yaşlarda, daha genç yaşlarda biz bunları anlamamız mümkün değildi. Ama o gün diyorduk ki işte bir oğlum sen de bir gün baba olacaksın. Baba olduğun zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Sözleri aklımızdan hiç çıkmaz. Bir gün babamlar işte iş seyahatine gittiler. Ben de fırsatı değerlendirerek okulda arkadaşlarımla Minopark'a gittik. Okulu kırdık yani daha doğrusu. Minopark'ta geziyoruz. Oyuncaktan oyuncağa biniyoruz, iniyoruz. Birdenbire omuzumda bir el. Ya Allah'ım arkamı döndüm bir baktım babam.
Ya inanın bembeyaz olduk. Arkadaşlarım herkese öyle şaşırdı. Böyle bir korku hiç hayatımda yaşayamıyorum. Sanki kocam ya, o işten geliyor. Beni evde bulamayınca okula geliyor. Okulda da benim olmadığımı görünce koca Ankara'da geliyor beni Lunapark'ta buluyor. Ve elimde, ensemde bir el. Döndüm bir baktım babam. Ya öyle bir korktuk, hepimizi arkadaşlarımızı bir arabaya bindirdi. Hepsini teker teker evlerine bıraktı. Daha sonra eve gittik. Benimle çok ciddi bir şekilde bir konuşma yaptı. Hala da o konuşmayı o gün bugün unutamam. Ondan sonra da hiç öyle bir şey yapmadık. Bu bana benim için çok önemliydi. Ya biz babamızın yanında biz ayak ayak üstüne atamazdık. Dolayısıyla bir saygı çerçevesi içerisinde hep babamıza bir mesafeli durmak durumunda kaldım. Bazen bundan da müzdarip oldum mu? Oldum. İnsan bazen babasına sarılıp onu öpüp koklamak da istiyor. Canım babacığım, en büyüğüm, her şeyim. Hayatta her şeylerden çok istedim tabii. Kendisini çok severim. Öyle bir babam olduğu için çok mutluyum. Allah ona her zaman uzun ömür, sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin. Eskiler derler ki, torun baldan tatlıdır. Hakikaten Allah herkese torunların olmasını nasip etsin. Gerçeği söylemek gerekirse kendimi biraz ağır yükün altında hissediyorum. Yani sonuçta dedem kendince yani başarılı olmuş bir insan olarak benden de bunu bekliyor tabii. Aynı şekilde babamlardan da. Yani o yüzden zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani tuhaf hissediyorum ya. Böyle her gün kalkarak dedem gibi olacağım. Bilemiyorum. Ya nasıl olurum? Dedemi bir kere ben çok fazla seviyorum. Yani hayat, insan doğar, yaşar, ölür. Ama dedemin daha çok yaşamasını isterim. Abim dediği gibi her cumartesi günü belki onu görürüz ama yetmez. Ne kadar görsek de bize yetmez. Çünkü sevgimizi onunla paylaşmak isterim. Onunla her zaman vakit geçirmek isterim. Çünkü yani insanın ömrü kısalıyor. İnşallah kendine iyi bakar, sağlıklı bir hayat sürer. Hakikaten evlat, kabuklu ceviz, torun sanki cevizin de içi. O kadar insana hem evlat hem torun çok zevk veriyor. Hele hele böyle torunların küçüklüğü, ki ben 5 torun sahibiyim. Hepsini de çok zamanında sevdim ama bu en son tekne kazıntısı olduğu için içeride tam ailenin şeyi oldu. Dublörü oldu. Maskot oldu. Maskot. Nasıl bu? Hadi bu. Maskot. Şurada Ersin'cim şunu sana söyleyeyim. İş hayatımda mesleğim itibariyle Allah'a çok şükür yapamadığım bir şey olmadı. İşte idealim kiralık bir fabrikadan, kalabalık bir aileden sıyrılıp kendi başına aileme sahip çıkabilecek bir güce sıfırdan ulaşan bir insan olmanın mutluluğunu hep yaşadım. Ancak 28-29 yaşında sonra futbol oynamam nedeniyle ve futbol maçlarına olan düşkünlüğümden dolayı Ankara'da Allah rahmet eylesin Güneş Spor Başkanı Hamle Bulduk diye bir zat vasıtasıyla Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kuruluna girmem önerildi.
Ben de gittim oraya. Beni yönetime almak istediler. O zaman Yahya Demirer Beyefendi, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün başkanıydı. Ve ben geldikten iki ay sonra da Gençler Birliği maalesef küme düştü. Küme düşünce ne yönetim kaldı, ne kimse kaldı. O zaman ben yalnız başına aldığım bir mesuliyet, girdiğim mesuliyet içerisine ne yapabilirim diye düşündüm. Spor Bakanı o zaman Telat Asal Beyefendi'ydi. Ona gittim. Dedim ki benim işte Gençler Birliği Ankara'da yüzyılda bir kulüp, temiz bir kulüp. Bu futboldan düştük. Bunu lütfen bizi bir like alın. Dedim de Sayın Federasyon Başkanı'na İlhan Bey'in teklifini kabul ediyorum dedi. Bunları dedi like alın dedi. İkincilik. Biz amatörlüğe düşmüşüz. O zaman birincilik de var ama biz ikincilike gireceğiz ki oradan çıkacağız. Sonra da ama dedi İbrahim Bey dedi bir de Karşıyaka var dedi. Onu da alın dedi. Sonra federasyon bir ilan etti. Biz like girdik. Gençler Birliği'ne çok şey yaptım. Yani o kadar çok şey yaptım ki yani bunu benden sonra mutlaka tarih yazacak. Benden sonra mutlaka benimle beraber yaşayan arkadaşlarım bunları hepsi dile getirecektir. Kendisi bütün faaliyetini bu kulübe tahsis etmiş 37 küsur yıldır. Bu yıl mesai sırasında kendisinin işine, eşine ve muhitine, sağlığına dikkat etmeden bu kulübe hizmet etmiş bir kişidir. Bir kere kendisi futbolculuktan geldiği için futbolcunun duruşundan, şeklinden, topa vuruşundan, topa yatışından ileride ne gibi bundan mal çıkarabileceğini anlıyor, görüyor, seziyor. Küçük yaşlı futbolcuları alıyor, futbol okullarında eğitiyor, altyapıdan geliştiriyor. Yani bugün Gençler Birliği altyapısı Türkiye liglerindeki en kuvvetli takımdır, birinci ligde. O dev adam geçmişini yad ederken, yaşadıklarını anlatırken resmen çocuklaşıyor. Bambaşka bir dünyaya gidiyor. Gözlerinin dolduğunu, terlediğini, sırılsıklam olduğunu, konuşmakta zorluk çektiğini çok defalarca gördüm, şahit oldum. Yani duygusallığı da onun tarif edilemeyecek düzeyde. Bir okul, yani hukuki deyimle ifade etmem gerekirse ne bir şahsına münhasır bir insan. Okul yani. Yanında olduğunuz her dakika bir şey öğreniyorsunuz. Onun için çok mutluyum yani kendisini tanımaktan dolayı. Futbolu adeta sevgili Tanıl Baran deyimiyle bir çocuk gibi sever. Futbolla İlhan Bey'in ilişkisi çocuğun futbolla ilişkisi kadar çocuksadır. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona daha uzun ömürler verip şu ana kadar yapmış olduğu emekler kadar, yıllar kadar bir ömür daha nasip eylesin ki bu Gençler Birliği Spor Kulübü'nün başında kalıp bizlere hem babalık hem abilik hem de başkanlık yapsın. Bir gün geldim kulübe, bir baktım benim heykelimi yapmışlar. Bu heykelin yapılışından bütün samimiyetimle ifade edeyim, kesinlikle benim haberim yok. Tabii onun Atatürk heykelini de yapmışlar. Ben Atatürk heykelini görüyorum ama öbür tarafta bir heykel, onu hiç görmedim. Bir baktım benim heykelimi ya olur mu, ben insan yaşarken heykeli yapılır mı diye de tepki gösterdim. Ama tabii yapılan heykeli yıkmamda arkadaşlarıma saygısızlık olurdu. Tahmin ediyorum benden sonra da herhalde orada heykelimi yıkacak birisi inşallah çıkmaz.
1980 darbe sırasında biz babamların tesiriyle, onlar Rumeli'den gelmiş, muhacirlik yaşamış, sıkıntı yaşamış olan insanlar olarak daima düşüncem itibariyle hep askerin yanında zihinen yer aldım. Yani darbe olduğu zaman ben o zaman siyasete aklım ermez ama asker geliyorsa askerin yanındayız. Düşüncesi hakim. Tabii artık ülkemiz 2015 yılları yaşadığı ülkede o ihtilal zamanları Türkiye için bir milattır. Bunu öyle kabul etmek lazım. Sayın Mesut Yılmaz zamanında bana Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiler. Fakat işim inşaatım kesinlikle düşürmedim. Bir süre sonradan yine milletvekilliği teklif ettiler. Yine kabul etmedim. Çünkü bir işe girdiğin zaman işini gücünü bırakman gerekir. O zaman hem siyaset hem işin ikisinin bir arada gitmeyeceğini düşünerekten ben işimi tercih ettim. Ancak burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ülkeye Sayın Özal'ın çok büyük katkısı olmuştur. Türkiye'nin ilerlemesine çok büyük adımları olmuştur. O bakımdan kendisine bir sanayici olarak her zaman minnet ve şükran duyarız. Bugün de ülkemizde siyaset oldukça karışık bir durumda. Eskiden ülkemiz olarak 76-77 milyon nüfusa tabi olan bir ülke olarak Erzincan, eğer bunları teker teker analiz edip teker teker not alacak olsan, Türk'ü var, Kürt'ü var, Çerkez'i var, Boşnağı var, her milletten Müslüman olmuş, Müslüman olarak Müslümanlığı kendine edinmiş kişilerin toplandığı bir ülke haline gelmiş Türkiye. Burada hangi siyasi parti olursa olsun, burada Kürt'tü, Türk'tü, şuydu, buydu ayırmayıp bunu bütün olarak görmemiz lazım. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten o da Özal gibi ülke için çok faydalı, çok değerli bir insan. Fakat etrafında olan arkadaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza daha biraz daha destek olması, yardım etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben tabii sinemayı sever. Çok sinemaya gider insan. Fakat futbol öyle bir tutku ki futbol maçları olduğu zaman sinema çok iyi bir film de olsa futbol maçını tercih ederim. Her maçtan evvel bunu senelerce yapan bir insanım. Tesbihimle 99 defa ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyül azim diye tesbih çekerim. O tesbih duası bittikten sonra ya Rabbi işte bugün oynayacağımız şu maçın inşallah bizim lehimize neticelerimizine yardımcı ol diye Cenab-ı Allah'a dua ederekten hamdü şükran ederim. 78 senesinde kulübe başkanı olduğum zaman Gençler Birliği'nin böyle bir tesisleri Ersin'cim yoktu.
İnanır mısın? Maltepe şeydeki, Anıtkabir'deki o sahaya futbolcularımız yürüyerek gider. İdmana giderken böyle otobüs motobüs hak getire. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özel arabalarıyla o futbolcularımızı ayrı ayrı maça götürür, getirirdik. Şimdi hani bir hatırlar mısın? Siz gençsiniz belki bilmezsiniz. Bir zoraki kahraman vardı. Filip. Hani adam zorla kahraman oldu. Şimdi ben de kendimi o zoraki kahramana benzetiyorum. Neden dersen, ben futbolun içerisinden gelen, futbol oynamış, futbolcu da %60-70 yanılmayan bir kişiyim. Afrika'da Orhan Cengizoğlu diye Arjantinli bir arkadaşım, menajerlik yapan, bana Afrika'ya davet etti ve dedi ki, İlhan abi, burada işte şurada şu adam var, burada bu adam var, şurada şu adam var. Beni aldı Afrika'ya götürdü. O zaman tabii hakikaten daha sağlıklıydım, daha gençtim. Rahatlıkla gittim. Bana gösterdikleri adamları teker teker hep maçlarını izledim. Fakat maçlarını izlerken oynayan takım içerisindeki oyuncuları da izledim. Onlar bana örnek olarak Mustafa diyorlar. Ama ben bilmem Ali'yi beğeniyorum. Ya o olmaz. Ya kardeşim, ben bunları almak istiyorum. Bu adamları almak istemem. İki tane oyuncu beğendim. Son döneceğim gün bir maça gittim gene. Bir takım geldi. O kadar enteresan tabii, orada gelişmemiş daha futbol. Tabii çok futbolcu var ama bir otobüs geldi Erzurum. Otobüsün baktım takım. Takımın içerisinde herkes kıyafet değiştirdi. O vaziyette sahaya çıktılar. Bir tane santfora ihtiyacım var. Bir de baktım ki bir futbolcu var. Ulan santfor çok iyi. İsmini sordum. Dediler ki Kona. Tamam, onu da aldım. Üç futbolcuyu uçağa bindirdim. Türkiye'ye gelirken uçakta onlar aynı yerde oturduğumuz için, İnanır mısın, bana father diye boynuma sarılıyorlar. Nitekim bu kardeşlerimizi Türkiye'ye getirmek suretiyle de zatenizin ifade ettiği gibi bir şey oldu. Ya İlhan Bey, işte Afrika'dan oyuncu seç. Ben Afrika'dan değil, çok yerden de oyuncu seçtim. Çok yerden de oyuncu getirdim. Beğendiğim bir oyuncu vardı. Biletini aldım, Türkiye'ye yolladım. Burada izleyeyim diye. Adam geldi, ismi Jeremy'ydi. O Jeremy diye futbolcuyu bir izledim. Notum %50-60 değil, %80. Beni Süleyman Sabah çağırdı. Toşak bu oyuncuyu istiyormuş. İlhancım dedi, ya bu Jeremy'yi bize verir misin dedi. Veririm abi dedim. Ne istiyorsun dedi. 2 milyon dolar dedim. Bana aynı tabir, o bence yaşça büyük olduğu için, evladım dedi, sen kafayı yemişsin dedi. Süleyman abi, kafayı yemedik. Bizim başka çaremiz yok, yetiştirip satacağız. Bu futbolcuya fazla bir para, aşağı bir paraya veremem dedi. Aman aman dedi, bize işe yaramaz dedi. Bir baktım, bir menajer Tarık diye bir kardeşimiz dedi ki, abi dedi, Jeremy'yi istiyorlar dedi. Hay hay dedim, abi ne istiyorsun dedi. 5 milyon dolar dedi.
Tamam abi, söyleyeyim dedi. Söyledi. Abi dedi, seni çağırıyorlar bir konuşmak için dedi. Aman iyi. Atladım uçağa. Doğru İspanya'ya gittim. Ve bizi konuşmak üzere bir gece kaldık. Ertesi günü öğle yemeğine davet ettiler. Güzel bir restorana götürdüler. Hani biz de Anadolu çocuğu olduğumuz için biliyorsunuz bizde de meşhur kuzu çevirme vardır. Büyük bir 8-10 kişilik bir masa. Uzun bir masa. O masa üzerinde yemeklerimiz, tabaklar falan konmuş. Biraz da bilahare bir baktım. Resmen bir tane dana geldi. Ufak dana. Ya kulağı var, kuyruğu var bilmem. Ya şaşırdım, hayatta görmedim. Hani bizim kuzu çevirme olsa değil. Ya böyle bir şey halen daha hafızam yani kabul etmiyor, nasıl değil. Yanımdaki o Tarık'a söyledim, Tarık. Lan bu dananın ne işi var dedim ya. Dedi ki abi dedi, o dedi çevirme dedi. Meğerse pişirmişler danayı. Şu garson geldi, o danayı kardeşim şak 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 orasına burasına getir. Bize servis yaptığı zaman kendime geldim. Netice sporcuya geldi. İşte başkan konuştu falan filan. Teşekkür etti geldiğim için bana. 2 milyon dolar veriyoruz dediler. Yani şimdi ben 5 milyon diye gittim. 2 milyon orada nasıl vereyim? İngilizce, İspanyolca da bilmiyorum. İngilizce de bilmiyorum. Tarzan gibi. Yanımdaki Tarık'a dedim, Tarık dedim. Bir tane paper ister, bir kağıt. Olan istedi. Ersin o kağıdın üzerine büyük harfler 5 0 0 0 0 dolar yaptım. Şöyle ayağa kalktım. Masaya şöyle gösterdim. Ondan sonra yanımdaki arkadaşa dedim ki please kalk gidiyoruz. Ben buraya dedim pazarlık etmeye gelmedim. Please, please, please dediler. Tamam, okey dediler. Ama parayı Haziran'dı, Temmuz ayında veririz dediler. Peki dedim. O 5 milyon dolar tabii Gençler Birliği için çok büyük paraydı. Onu işte bu tesisleri hemen yaptık. Kesinlikle oradan aldık sporcuya değil. Evvela sporcuyu yetiştirecek tesisleri imal ettik. Öyle olaylar oluyor ki tabii bu benim görüşüm onları bağlamayabilir. Ancak gittiğimiz yolun doğru yol olduğu kanaatinde değil. Bugün en son milli takımımızın başına gelen senelerce teknik direktör olarak Türkiye'de başarılı olmuş Fatih Terim kardeşimizin önümüzdeki seneler için hazırladığı bazı plan ve programlar var. Eğer bunları yerine koyabilirsek mutlaka Türk futbolu ileriye gider. Ama üzülerek ifade edeyim. Bugünkü zihniyetle biz buraya gidersek bunun iç sonu hüsran olur diye düşünüyorum. Türk futbolunun doğruları algılama konusunda ciddi bir zaafı. O bakımdan İlhan Cavcav hep iyi örnekler sundu. Hep doğru örnekler verdi. Yani hep yapılması gerekenleri kendi yaparken dolaylı olarak diğer kulüplere gösterdi. Bunu hiçbir kulüp algılamak istemedi. Hiçbir kulüp almak istemedi. Transferden örnekler verdi. Para harcamaktan örnekler verdi. Tesis seçmeden örnekler verdi. Ama onun varlığını hissedemedikleri için yararlanamadı. Gökhan Gönül diye bir oyuncumuz vardı. Bu futbolcumuzu Ali Şen,
rahmetli Şaden Kalkavan benden istediler. 1 milyon 250 bin euroya verdim. Ne para aldım ne pul aldım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Çıktılar. Daha onlar arabalarına binmeden telefonum çaldı. Galatasaray'dan Adnan Polat. Ya biz Gökhan Gönül'ü istiyoruz dedi. Şimdi çıktılar dedim ya. Sattım dedim. Kaça sattım dedi. 1 milyon 250 bin euro. 500 bin euro fazla veriyorum dedi. Şimdi o zaman Gençler Birliği için 500 milyon euro büyük para. Dedim Adnan Bey maalesef sattım. Para aldın mı? Almadım. İmza var mı? Yok. Adnan söz verdim dedim ya. Ya dedi sen dedi başkansın kusura bakma ama Gençler Birliği'nin dedi 500 milyon eurosuna söz verdim diye gasp etmeye hakkın yok dedi bana. Adnan'cığım doğrusun. Ben Gençler Birliği'ne çok 500 bin lira euro kazandırırım. Ama ben verdiği sözden geri dönen bir insan olmam dedim. Şurası çok net. Dilan Cavcav'ın değerini bilmeli Türk futbolu, Türk sporu. Ben yeni bir yönetici olsam, yeni bir kulüp başkanı olsam nedir senin sırrın diye gidip çayını kahvesini içmeye giderim Dilan Cavcav'ın açıkçası. Ayıp değil ki bu. Öğrenin. Yok yaşlandı. Daha da ağır ifadeler kullanıyor. Yaşlandı da ne defosu var? Sizin 50 tane yanlışınız var. Adam bir adımı yanlış atmıyor. Gönül arzu ediyor ki ve yaşıyorum bunu görmüyorum hayatta. Ama insanların biraz daha sözlerine sadık, verdikleri sözden dönmeyen insanlar olup karakterlerini ortaya koymaları gerektiğini gençlere öneriyorum. Bir at 40 sene koşmaz dediler. Derler. Ama Allah uzun ömür versin. Hiç durmadı, koşuyor. Hem de doğru koşuyor.